Gazze'lilerin çığlıkları altında boğulup kalacaklarını söyledi. Dünya sisteminin kriz çözme yeteneğinin tamamıyla kalkmış olmasından istifade etmek istiyor İsrail. Ve İsrail yönetimi Filistin davasına nihai bir darbe vurmak istiyor. Asla kabul edilemez. Bu bir barbarlıktır, vahşettir, alçaklıktır, hainliktir. Bir insanlık suçudur. Yani bu insanların ne suçu var? Yüreğinde azıcık insanlık bulunan hiç kimse buna sessiz kalamaz. Kim sessiz kalıyorsa onlar da bu İsrail'in saldırılarının paydaşı oluyorlar. Ağzımızın çıktığı kadar bağırıyoruz. Sayın Başbakanımız hem de Cumhurbaşkanlığı sürecinde, kampanyasında bunu da vesile kılarak her gittiği yerde, her platformda bunu dile getirmeye çalışıyor. Türkiye bu İsrail saldırganlığına karşı diplomatik bir blok oluşturmaya gayret ediyor. Dediğiniz gibi şu anda cenaze törenleri dahi yapılamayan şehitlerden, masum sivillerden bahsediyoruz. İşte biz iftarımızı açtık. Huzur esenlik içerisinde yiyecek şeyler bulduk, gayet güzel. Ama inanın bir lokma ekmeği olmayan insanlar iftar sofralarında bugün iftarlarını açtı. Dünya bu sessizliğe daha fazla sessiz kalamaz. Kim sessiz kalırsa bu oradaki Gazze'lilerin çığlıkları altında boğulur. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin